Evet, kimyanın son sorusu 27. sorumuz. Baktığımız zaman 27. sorusu 10. sınıf kimya her yerde ünitemizden, yani 10. sınıfın 4. ünitesi su ve hayat ile ilgili bölümden hazırlamış arkadaşlar bu soruyu. Soruda şekle baktığımız zaman ham su girişi var. Belirli katmanlardan geçiyor. Çakıl, kaba kum, ince kum, X, volkanik çakıl ve arıtırmış su olarak çıkıyor. Yukarıdaki suyun pıhtılaştırma, dinlendirme evresinden sonra yapılan süzme işlemi görülmektedir. Buna göre diyor, yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi bu X ile belirtilen aktif karbon, hemen bu X'in yerine aktif karbon yazabiliriz. Aktif karbon sulardaki renk ve kokuyu gidermek için kullanılan bir katıya bağlanma eğiliminin farkından dolayı yapılan bir ayırma işlemidir. Buna göre 1. Suda eser miktarda bulunan renkli ve kokulu maddeler yüzeyde tutunarak ayrılır. Aynen bu doğru. 2. X kısmı iyon değiştirici reçine olup demiş. İyon değiştirici reçine değil, ne olması lazım? Aktif karbon olması lazım. Dolayısıyla X kısmı iyon değiştirici reçine olup sadece fiziksel filtreleme yapmaz. Tamam, iyon değiştirici reçine değil bu, aktif karbon olması lazım. Aktif karbon da sadece fiziksel filtreleme yapmaz. Bu da doğru. Ancak iyon değiştirici reçine olduğu için o iyon değiştirici reçine yerine ne olması lazım? Aktif karbon olması lazım. Üçüncü öncülümüze baktığımızda X kısmı çok geniş yüzey alanına sahip filtrasyon malzemesidir. Aktif karbon yaklaşık 1 gram aktif karbon 500 metrekarelik yüzeyi absorbe edebilir. Dolayısıyla birinci ve üçüncü öncülerimiz doğrudur. İkinci öncülümüz yanlıştır. Yanlışlığımız, tekrar belirtiyorum, iyon değiştirici reçine değil, aktif karbon olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'dır.